Efendim Türk ekonomisi nereye gidiyor? Eski hazinecilerle konuşmaya devam ediyoruz. Murat Aysan as takımda 10 numara oynamaya devam ediyor. Geçen hafta Kerim abi vardı. Forvet olarak oynuyordu. Şimdi yerini Ömer Gencal aldı. Bu hafta Kerim'i dinlendiriyoruz diye böyle bir futbol vari girişle başlayayım. Her ikinize de öncelikle hoş geldin. Murat'cığım hoş geldin. Sevgili Ömer yayına hoş geldin. İkiniz de iyisiniz Hoş umarım. bulduk Arkunç. Ben bomba gibiyim. O biliyoruz onu dur. Patlatmadan yayını bitireceğiz o yüzden. Murat'cığım sen nasılsın? Yanında bir tane Iron Man, bir tane de maratoncu var ya. Yani ben ne yapacağım aralarında şey olarak yani daha yaşça genç ama sağlık olarak çok geride bir adam olarak kaldım. Ya ne yapmam lazım? Bana bir öneride bulunun. Ömerciğim ben sana yetişemem. Murat'a da yetişemem. Sabah koşullarına başlayabilirsin Arkunç. Sabah 5'te uyandırayım istersen seni. Başlayalım. Allah razı olsun. Almayayım alana da mani olmayayım. Murat sen de sabah mı koşuyorsun abi? Sabah koşmak şey değil mi ya? Sabahçısın sen. Ya sabah koşmak tehlikeli değil mi abi? Yani böyle vücut daha yeni uyanmış falan böyle üstüne bir de yükleniyorsunuz. Bilmiyorum bana bir şey geliyor böyle. Yok. Ya, biz Değil ben öyle mi? seviyorum. Yani yıllarca da Ömer'le beraber koştuk, koşuyoruz da. Ha. Bizim tercihimiz sabah, bilmiyorum yani. Ben sabahı Kaç tercih ediyorum. kilometre koşuyorsun abi sabah sen Murat'cığım? Bu sabah 10 kilometre koştum. Aman ben de bir şey zannettim. Peki. Ömer sen abi sen ne kadar koşuyorsun? Yani genelde 10-17 kilometre arasında bir şey oluyor Abi bu benim. bizim enflasyon hedefi gibi oldu. 10-17 olmaz ya. Biz öyle düzgün bir rakam söyle de ayağımız alışsın. Ortalama şöyle diyeyim, ortalama 13 kilometre diyelim. Çünkü şeye yaklaştıkça, yarışa yaklaştıkça o Ha. 17 kilometre kimi zaman 20-25'e uzuyor, kimi zaman 35'e uzuyor. Eğer maraton koşacaksam, mesela Gelibolu'da şimdi bir half Ironman mesafesi koşacağım. O yüzden Ha. mesafeler biraz uzar. Uzuyor. Evet, işte. 42.195 koşuyor musun sen yani? Tabii. Cevaba bak ya. Ben Öyle, tabii tabii falan bunu diyor. Sinirsiniz oğlum. Full Ironman'de 4 kilometre yüzüp 180 kilometre bisiklet sürdükten sonra üstüne sos olarak koşuyorum. Bana bak. Tövbe tövbe neyse bir şey demiyorum. Murat abi neler diyor bu ya? Gerçi sen şaşırmıyorsun herhalde bunları bildiğin için. Ha? Evet, ben Barcelona'da full Ironman yaparken oradaydım. Ha, full Ironman. Nasıl Murat'a izledim diyorsun? Arkadan mı yok. izledin o mu seni arkadan izledi? Yok, ben koşmadım. Sadece izlemeye gitmiştim. İyiymiş. Murat, Tamam. Murat'a yokuş aşağı bir yüzme parkuru bulabilirsek o da full Ironman yapacak ama. O zaman Güzel. kalıyor. Güzel. Güzel. Bana da sonsuz havuz yaparsanız ben olduğum yerde debelenirim. Öyle bir şey yapalım. Neyse, peki şimdi çok güzel tabii spor sağlık bütün gençlerimize öneriyoruz. Yani ben Ömer'i ve Murat'ı yıllardır tanıyorum. Gerçekten hem iş konusunda hem de spor konusundaki bu disiplini. Bir de Ömer'de ayrıca bana 7D makineyi aldıracak kadar bir fotoğrafçılık da var. O da ayrı bir konu. Bunları ayrıca konuşuruz uzun uzun. Tabii ki. Şimdi şeyin fotoğrafınızı çekelim. Ekonominin ve finansal piyasaların bir fotoğrafını çekelim Ömer. Hangi lensi kullanmak lazım? Neyle bakmak lazım? Çok uzaktan mı bakmak lazım? Gece görüşü mü lazım? Ne düşünüyorsun? Ne görüyorsun baktığında? Valla geniş açı kullanmak lazım. O mutluluk tablosunu en azından o geniş açıya tamamını sığdırmak için. O mutluluk tablosu özellikle son 4-5 haftadır ülkeye giren dövizle, DTH'in bozulmasıyla, Merkez Bankası rezervlerinin artışıyla tam art daha doğrusu şöyle söyleyeyim, brüt rezervler artmıyor belki ama Merkez Bankası'nın en azından yapmış olduğu swapları geriye iade ediyor. Sahiplik olarak bir miktar döviz alıyor, onu kenara koyuyor. Fazla likit de vermeden bu durumu idare etmeye çalışıyor. Toplamda işte 6 hafta boyunca 38,8 milyar dolar bir alım yaptığını görüyoruz Merkez Neyle Bankası'nın. aldı bunları? Ya ülkeye döviz mi girdi yoksa Türk lirası basıp o içerideki bankalara TL olarak verdi, onun karşılığında dövizi mi aldı? Ne görüyorsun baktığında? Gerçekten böyle oluk oluk döviz geliyor mu? Bir hani çünkü Mehmet Şimşek çok döviz geliyor almak zorundayız falan gibi bir şey söyledi. O da beni birazcık böyle ürkütüyor doğrusu. Çünkü hani o geldikleri gibi giderler lafı bazen çok güzel şeyler için bazen de çok korkutucu şeyler için kullanılabiliyor.
Artık şöyle söyleyeyim, yani rakamlara baktığınız zaman 12,5 milyar dolarlık bir DTH ve kur korumalı mevduattan dönüş var. Geçtiğimiz 6 haftalık süreç içerisinde BDDK tarafında. Demek ki 12,5 milyar doları portföy tercihlerinin değişmesiyle ortaya çıkmış. Elinde dolar tutmak istemeyenler onun karşılığında TL almışlar, mevduata dönmüşler. Kur korumalı mevduattan da vazgeçip TL'ye dönmüşler. Böyle bir şey var, profil var. 26 milyar dolar nereden geldi? Bunun önemli bir kısmının swaplarla geldiğini düşünüyorum ben. Aynı zamanda yurt dışı swaplarla değil mi? Yurt dışı swaplarla. Tam olarak rakamları önümüzdeki dönemde çıkar. Belirli bir miktarının da yine yurt dışından Türkiye'ye gelen hepimizin bildiği bir türlü bıyıklarını kesmeyen arkadaşlar diyelim. onlar vasıtasıyla geldiğini düşünüyorum. Çünkü önemli bir getiri var aslında baktığın zaman baskı altında tutulan kur nedeniyle. Yani şöyle bir hesaplama yapalım. %55 alıyorsunuz 6 ay. 6 ay boyunca hiç elinizi sürmüyorsunuz. Dolarınızı bozduruyorsunuz. O %55 ile 6. ayın sonuna kadar beklemeden bile son 1-2 aylık dönemde forward'la kapatmak istediniz mesela. Senenin sonunda bozdunuz. Aralık ayında bozdunuz. Haziran'ın sonuna kadar duracaksınız. O 6 aylık dönemde ne kadarlık bir getiri olur diye bakmak istediniz. Ben bugün hesapladığım zaman aradaki o iniş çıkışlarda bu rakamlar çok değişti. Onu da söyleyeyim. Bugün dolar bazında net %21 getiri. Hala bulur muyuz bunu? Yani bugün dövizimi bozsam mı? Yani işte o biraz hani kritik. Yani bundan bir hafta önce bozup 3 aylık yapmış olsaydın eğer bugün tekrar forward'la kapatıyor olsaydın ki beklemiyor olsaydın onda da %17 civarında bir net dolar bazında getiri elde etmiş olacaktın. Ömerciğim bak çok net soru, yatırım tavsiyesi falan değil, benim durumum bu. Ben KKM'den Türk lirasına döndüm ve Haziran ortasında da param dönecek. Şimdi Haziran ortasına kadar 3 aylık yapılıyor ya o KKM-DDM'den dönünce. 65'ten döndüm. Keşke birkaç gün daha bekleseydim. 75'ler falan da oldu merkezin faiz arttırmasıyla birlikte. Ama demek ki TL bazında fena bir getiri elde etmemişim. Haziran ortasına kadar eğer kur patlamazsa ki yani beklemiyoruz zannediyorum ama riskleri konuşuruz tabii. Ben Haziran ortasında döndüğümde tekrar dövizimi almalı mıyım? Yoksa TL'de devam mı etmeliyim sorusu milyon dolarlık soru. Sorayım mı sana? Ben de şöyle cevaplayayım. Hatta bununla ilgili bir tweet de attım. Ethos, buyurun. Hatos, Logos. Yani aslında şu. Peki. Ethos, yani bunu söyleyen kişinin güvenilirliği, bunu söyleyen kişinin kredibilitesi. Bunu söyleyen kişi Hazine Maliye Bakanı kredibilite anlamında aslında geçmiş dönemde liyakatli bir insan olması dolayısıyla yazdığı hikaye patos, yani karşıya verdiği mesajda ve aynı zamanda kullandığı rakamlarda logos bir tutarlılık var şu anda. Ne zamana kadar var? İşte önümüzdeki dönemde enflasyon aşağı inecek. Onu söylüyor. Evet inecek. Baz etkisi dolayısıyla. Ve işte Türk lirasına itibar var. Geliyorlar. Evet hikaye doğru. Geliyorlar. Var. Yani bu belirli bir fırsat penceresi var mı Türkiye'de? Var evet. Ne zamana kadar? Enflasyon rakamları eğer Merkez Bankası'nın beklediği tutarlılıkta devam etmezse o zamana kadar var. Yabancıların veya varlığına, servetine dolar olarak bakanların ya yeter bu kadar hadi birazcık alalım deyip ilk tetiği çekme anına kadar bu fırsat var. Tamam ondan dur burada. Sonra... Dur. Burası çok güzel. Şimdi burada kalsın. Buradan devam edeceğiz bir. Şimdi bir şey daha koyayım yanına ki böyle şey sonda var. Büyük final yapacağız. Murat'cığım şimdi bak bir kere şu tespit doğru mu? Yabancı Türkiye'deki enflasyon seviyesiyle ilgilenmez. Türkiye'de yaşamıyor çünkü. Neyle ilgilenir? O enflasyonun üstüne aldığı faizle ya da dövizini tekrar döviz olarak aldığında elde ettiği getiriyle ilgilenir. Bu tespit doğru mu? Doğru mu abi?
Doğru. Hatta bunun üstüne şunu ekleyebiliriz. Türk yatırımcısının içinde varlığını döviz olarak ölçenleri de bu sepetin içine eklememiz gerekir. Yani minimum halkın %30'u böyle bakıyor. Enflasyonu yemişim abi ben. Bunun üstünde getiri elde edip dolarıma iyi bir getiri alıyor muyum almıyor muyum ona bakıyorlar. Doğru mu? Kesinlikle. Tamam peki. Şimdi bütçe rakamları açıklandı. Biz de sabah manşet attık. Dedik ki yani hukuksuzluğun sonu bize köprü yol zammı olarak geri dönüyor. Niye hukuksuzluk dedik? Biraz önce Ömer'in söylediği bu enflasyon meselesiyle ilgili olarak madde sepeti mi diyorlar ona? Mal sepeti mi diyorlar? Neyse işte açıklanmıyor abi. Yani karar var, hukuki karar yine açıklanmıyor. Niye açıklanmıyor kenara koyuyorum ve soruyorum. Sen bu bütçe rakamlarına, bütçe gerçekleşmelerine baktığın zaman, kredilerdeki büyümeye baktığın zaman ne okuyorsun? Dövizle ilgili beklentiler nerede? Şimdi önce iki tane Ömer'in kaldığı yerden devam edip birkaç tane rakam da ben vereyim. Bir kere son 4 haftaya baktığımızda TL kredi artışı 0. TL krediler hiç artmıyor. Buna karşılık yabancı para cinsinden krediler son 4 haftada %5 yukarı gitmiş. Bunu son 13 hafta diye bakarsak TL krediler %29, FX krediler, yabancı para cinsinden kredilerse yüzde neredeyse 48 artmış. Yani şunu geçen hafta sonu itibariyle yıl başından beri yabancı para cinsinden artan krediler ki bunu büyük ticarilerle kurumlar alıyor. Bireylerin alması mümkün değil yasal olarak. 12 milyar dolar artmış. Bu şu demek. Kurumlar yabancı para cinsinden kredi aldıklarında bunu büyük oranda TL'ye dönüyorlar. Bir kere bunu ne kadarını döndüklerini bilemeyiz tabii. İkincisi yine geçen hafta itibariyle, geçen hafta sonu itibariyle TL'ye geçen kurumsal hesapların toplamı da yaklaşık 7 milyar dolardan biraz fazla. Üstüne de bu hafta geleceklerdir. Ben bir sürü arkadaşım, tanıdığım CFO vesaire falan herkes soruyor. Ya bizim şirketimizde yabancı para biraz paramız vardı. TL kredi mi kullanalım, bunu mu geçelim, hiç geçmiyor falan. Bunlar da dönüyorlar. Benim tahminim 15 ile 20 milyar dolar arasında dönen döviz, kullanılan kurum ticari bu yabancı para cinsinden krediler artı mevcut TL kredi kullanamadığı veya çok yüksek maliyetli olduğunu düşündüğü için elindeki yabancı paraları TL'ye dönen kurumlardan geldi. Bu önemli bir miktar. Üstüne yabancılardan bir miktar geldiğini görüyoruz. Tabii yabancılardan ilk para nereye geliyor? İlk adres neresi? İlk Eurobond'lara gidiyorlar. Eurobond'lara baktığımızda son 1-1,5 ayda o yabancı sahipliği 36'dan yuvarlıyorum rakamları 35'e indi. Bir kere orada bir hani Eurobond'lara daha fazla gelmiyorlar. Neden? Çünkü bizim CDS'imiz 300. Şu anda hatta bugün itibariyle sabah itibariyle 270'in altına gelmişti. Dolayısıyla yabancılar buradaki getirinin kendileri için yeterli olmayacağını düşünüyor anladığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla oradan çıktılar. Borsa tarafında çok büyük bir hareket görmüyoruz. Rakamlar çok çok küçük. Zaten ilk olarak geldikleri yer oraları da. Buradan sonra nereye gelecekler? Kısa vadeli para piyasasına, swaplara, kısa vadeli depolara gelecekler. Biraz da bonolara gelecekler. Bonoya bir miktar ama bonoya giren miktar 1-2 milyar dolar bu aradaki 40 milyar doları açıklamıyor. Dolayısıyla Ömer'in dediği yere geliyoruz. Yabancılardan ne geldiyse bıyıklı bıyıksız çok kısa vadeli bir pozisyona geliyor. Bunun riskini bir kenara yazmamız gerek. Hı hı. Ben bir şey daha ekleyeyim mi? Buyurun. Murat sözünü balla kesiyorum. Ben bir şeye dikkat ediyorum. Opsiyon piyasasındaki oynaklıklar ne durumda? Hmm. Yani? Hmm. Bir aylıklar yataya girdi, yükseldi. Oynaklıklar yükseldi. 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık oynaklıklar seçim sonrasında patır kütür patır kütür yukarıya gidiyor. Bana bunun gösterdiği şey şu. Bir taraftan risk alıyor ama arka kapıdan onu
riskini ufak 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 hedge ediyor. Hmm. Giren yabancı da bunu yapıyor. Hmm. O piyasanın çok likit olduğunu düşünmüyorum. Son derece likit olmayan bir piyasada bile Londra'da tarafında volatilite bu kadar merkezin rezerv aldığı bir yerde, bu kadar döviz aldığı bir yerde eğer yukarıya gidiyor ise demek ki demin Murat'ın söylediği şeyi de teyit ediyor. Buna kısa vadeli bir fırsat penceresi olarak bakan yabancı çok. Evet. Mesela bugün geçen cumadan beri Türk Hava Yolları hisse senedinde Bank of America'nın satışı var. Ama öyle bir satış ki yani satış. Neye benzetiyorum? O Ereğli'deki Mittal satışına benzetiyorum. Hani Ereğli'deki Mittal satışının ortaklıkla bir alakası vardı. Tamam. Ya bunlar Türk Hava Yolları'ndaki tamamen yabancı satışıdır değildir, bıyıklıdır, bıyıksızdır bilemem ama yani böyle hani döviz geliyor, çok geliyor falan öyleden ziyade abi fırsat var bir bakalım havası olduğunu seziyorum. Ömer'in de anlattığı gibi ben de. Murat'cığım ne dersin? Evet, bir de tabii bütün bunların üstüne bir şey daha eklemek gerekiyor. Herhangi bir haftada Türk bankalarının, hazinesinin, özel sektörünün yurt dışından sendikasyon dahil olmak üzere borçlanma yapmadığı hiçbir hafta yok. Bakın o hafta benim bildiğim bir 1 milyar dolar var. 2 tane 500 milyon dolar var. Belki atlamışımdır. Bir tane daha vardır. O da bugündür falan. Yani Türk şirketleri ve Türkiye yurt dışından olabildiği kadar borçlanıyor. Çünkü bu görebildiğimiz son 3-4 yıldır en düşük CDS seviyesi. Dolayısıyla burayı gayet iyi bir yer olarak görüyor ve borçlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla şunu söylemekte yarar var. Bir, Türk şirketleri ve devleti yurt dışından borçlanıyor. Bu miktar hızlı bir şekilde artıyor. İkincisi, yabancılar değil aslında bu dönerek yine Türklere geliyormuş gibi gözüküyor. Sendikasyonlar falan hariç, yani Eurobondlar için söylüyorum. Kurumsallar hem döviz borçlanıyor TL'ye dönüyor hem de döviz mevduatlarından TL'ye geçiyorlar. Geri kalan yabancılar da borsaya ve Eurobondlar dışındaki çok kısa vadeli para piyasasına ve biraz da hazine bonolarına geliyorlar. Yani. Hazine bonoları ile ilgili bir notum var ama topu şimdi Ömer'e vereyim, ondan sonra oraya geçelim. Onunla ilgili de birkaç şeyim var. Ben de şunu söyleyeyim Artunç. Yani bu resim içerisinde gerçi seçimden önce olması dolayısıyla ödemeler dengesi finansmanı tarafına ben çok daha fazla bakıyorum bu son dönemlerde. Net hata 90 rakamı 9,5 milyar dolar bir ayda çıkış. Onun gerekçesi seçim olarak söylenebilir, konabilir. Ama Türkiye'ye uzun vadeli kaynak gelmediğini biz doğrudan yatırımlar kaleminde çok net olarak görüyoruz. 224 milyon dolar çıkış oldu Mart ayında. Ve yıllık bazda baktığımız zaman Türkiye'nin 1.1 trilyonluk gayri safi milli hasılasına karşı 3,5 milyar dolarlık 12 aylık perspektifte doğrudan yatırım gelmiş Türkiye'ye. Yani buraya gelen yatırımcının yatırım ufku benim için çok önemli. Yani ben yatırımcı diyebilmem için en azından burada 5 yıl, 10 yıl, 7 yıl o civarda bir yatırım yapıp o yatırım vasıtasıyla belirli bir getiri elde edip o getirilerinin belirli bir miktarını, karını yurt dışına şey yapıp burada da yatırımlarına devam ettirip bunu çok daha uzun vadeli olarak götürmesi lazım değil mi? Ama 2025'ten önce gelmez bu. Yani ben 2025'te bile çok şeyim. Yani benim senaryomda çünkü 2026 yılında açıkçası bir seçim olması yönünde. Hani siyasete burada girelim girmeyelim bilmiyorum girelim. Ama. Girelim. 2026 Mart'ı ile Mayıs'ı arasında bir seçim bekliyorsun. Ben o civarda bir seçim bekliyorum. Çünkü insanlar farkında mı bilmiyorum ama siyaset son derece fokur fokur kaynıyor Türkiye'de şu anda. Valla bizim yani, kanalı izliyorlarsa çok farkındalar. Sabahleyin saatlerce bunu anlattık. Ardından ben bir yandan da korkuyordum. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı bugün şey toplantısında, meclis grubu toplantısında çok sert konuşur mu? Ya da işte biliyorsun heyet değiştirilmişti bu. Kavala davası ile ilgili olarak yeni heyet hemen salıverme talebini reddetti. Yarın da Kobani davası var. Ama bugün İçişleri Bakanlığı'nın açıklamaları ile birlikte
Ankara Emniyet Müdürlüğü davasında bize FETÖ'vari saldırılara hiç soluk vermeyeceğiz, nefes vermeyecek dedi. Ortalık çok karışık. Onun çok farkındayız ama şunu bir siyaseti de anlat tabii ama şunu bir konuşalım hemen. Çünkü izleyicilerim kestin bak bunun cevabını almadan bırakırsan iki elimiz yanınızda derler. Haziran ortasında mı hani tekrar döviz almalı mı TL'de durmalı mı? Nereye kadar TL'de durmalı konusunda Ömer Gencal ne düşünüyor? Ben Ağustos ayının ortalarına kadar Türkiye'ye belli bir miktar turizm geliri anlamında da ki bu sene turizm gelirlerinin o kadar parlak olacağını da düşünmüyorum baskı altındaki olmayacak. Kur dolayısıyla. Turizmciler de beklemiyor emin ol. Ama yine de sonuçta yaz aylarını biraz daha rahat geçirme imkanımız var. Bir tek şunu görüyorum. Global risk anlamında şunu görüyorum. Hı hı. Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşı biraz kızışmaya başladı. Yarın öbür gün Rusya gidip Odessa limanını işgal ettim, ele geçirdim. Odessa limanı artık benimdir derse NATO buna nasıl cevap verir? Ve Ukrayna-Rusya savaşı global anlamda neye evrilir? Enerji fiyatları ve gıda fiyatları dolayısıyla Türkiye'nin hali pür meali ne olur? O bir risk. O nedenle bu riski de düşünerek arada bir risk yönetimi mekanizmasını da en azından düşünerek yaz ayları biraz mutedil, rahat geçer. Evet doğru. Ondan sonra lokaller olarak biz, öyle söyleyeyim, lokaller olarak enflasyon nereye evrilir ona bakmamız lazım. Baz etkisi dolayısıyla büyük bir olasılıkla yıllık enflasyon evet Haziran'dan sonra düşmeye başlayacak. 3 Temmuz'dan sonra yıllık bazda düşmeye başlayacak ama Merkez Bankası ne dedi? Mevsimsellikten arındırılmış aylık rakamlara bakalım diye. Orada da riskler var Artunç. Mesela kira anlaşmalarındaki %25 tavan Temmuz ayından itibaren bitiyor. Olacak. Evet. Orada kira gelirleri, kira artışları, aynı zamanda hizmet sektörü enflasyonu ki şu anda %97'leri falan yaşıyoruz düşün. Nereye evrilecek? Bunun enflasyona katkısı ne olacak? Ben şeyi görüyorum. Yani kredi kartlarında yavaş yavaş bir soğuma var. Tüketim tarafında bir soğuma var. Ama dünyanın başına bela olmuş bir servis enflasyonu ciddi bir baskı. Bizde nereye evrilecek? O yüzden kuru baskı altında tutarak arka planda sanayicinin ortaya çıkarttığı maliyeti kompanse edemeyeceği bir noktada verimliliği de arttıramayacağımıza göre kısa dönemde evet. İhracat nereye evrilecek ve ondan sonra bu borçları nasıl ödeyeceğiz? Dolar talep edenlere dolarları tekrar Merkez Bankası mı verecek? Bunların hepsi birer risk. Ağustos'a kadar bunları düşünerek belirli bir TL'de kalış olabilir ama ondan sonra el tetikte olmalı diyeyim ben. Peki şimdi bakın piyasayı takip ederken küresel gelişmeleri yakından takip eden insan nasıl oluyor? Örneği Ömer Gencal. Ömer biraz önce şu Odessa ile ilgili söylediğim var ya sen de hatırlayacaksın belki. Murat Arın vardı bizim CNBC'nin genel yayın yönetmeni daha önce Reuters yeni yüzyıl yeni bin yıl. Bu son döviz konusunda Mehmet Şimşek'in swapları kapatması falan biliyorsun uzun süre Salih Nefçi ile birlikte rahmetli Merkez Bankası bilançosu inceledi Murat Arın. Geçen gün beni aradı Tayland'dan. O da beni ayrı sinir ediyor. Sizin şeyliklerinizi kenara bıraktım. Sporculuklarınızı o da beni ayrı sinir ediyor. Ya bu rakamlara kimse bakıyor mu? Merak etme dedim. Kerim Rota, Murat Aysan, Ömer Gencal, Balı Fırat Ekin, Ahmet Akarlı hepimiz bakıyoruz ve çok farkındayız. Ve Odessa meselesini o da söyledi. Aynı bu cümlelerle. Dedi ki yani Ruslar çok hızlı ilerliyor. Odessa'yı alabilirler. O zaman hikaye bambaşka bir yere dönebilir. Ona bir dikkat etmek lazım. Bir şey daha söyledi. Biliyor musunuz dedi bu İsrail Hamas gerginliğinden sonra İran gerginliğinde F-35'lere hafif bir nükleer başlık takarak bomba taşıyan F-35'lerden bir tanesini düşürdü Ruslar. Ve bu İsrail artık nükleer başlıklı bu bombaları F-35'le atabiliyor biliyor musun dedi. Abi dedim nereden bileyim ama sen biliyorsun ve ben de korkuyorum. Şimdi bu riskler hani tam senin kafanın üstünde o şeyde nedir Black Swan'da gözüküyor. Onları kenara koyarak konuşuyoruz. Yani bir kere bunu da
ifade etmiş olayım. Murat, sen bir şeyi bırakmıştın, onu tamamlayalım, onunla da programı nihayetlendirelim yavaş yavaş. Bu hız devam etmez büyük bir ihtimalle, ama diyelim ki bu hız devam ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası alıyor, kurumsallar TL kredi yerine döviz borçlanıyorlar. Bireyler bir miktar bozduruyor, yabancılar swap'a geliyor falan filan. Tabii çok yüklü, çok kısa vadeli bir pozisyondan bahsediyoruz. Ve hep bütün oyun planı şunun üstüne kurulu. Son 5 yılda olduğu gibi herhangi bir şekilde atak gelirse yine Merkez Bankası gelecek, herkese istediği kadar dövizi satacak, bir problem kalmayacak. Ben bu oyun planında riskli görürüm. Ben Merkez Bankası'nın aynı şeyi bir daha yapacağını tahmin etmem. Bunu da not olarak anladım. Belirtmekte yarar var. Yani bu kadar yüklü bir pozisyonu bu kadar kısa sürede seçim meçim yokken Merkez Bankası yine aynı senaryoyu tekrarlar, bence tekrarlamaz. Bunu da not etmekte yarar. Bütün peki, ölçümü buna göre yapmak lazım. Yani buradaki risk büyük ölçüde ve hızlı biçimde özel sektöre geçiyor. Hani bundan evvel devlet bütün riski aldı gitti. Merkez Bankası ve hazine bütün döviz riskini, artışı, faiz artışını falan filan, maliyeti dahil aldı gitti. Şimdi bunun üstüne bir daha bu maliyete katlanır mı? Herkes hani hayat devam etsin diye, bence katlanmaz. Ben devlet olsam katlanmazdım bir daha. Yani pandemi yok, bir şey yok, hatta sıkıntı bile yok. Niye katlansın? Bu benim soru işaretimdir. Artur, bir küçük bir şey daha peki söyleyeyim. Tabii söyle, şunu da ben de sorayım, arada onunla devam et. Şunu işaret ederek. Tabii. Kasım tamam, ayı. Tamam, sor lütfen. Söyle lütfen. 5 Kasım. Yine önemli bir tarih. Herkes biliyor ama şu anda çok fazla düşünmüyor. Bugün özellikle Biden'ın yapmış olduğu bir aksiyon var. Trump'ı en azından o anlamda birazcık daha fence alabilmek için, çevreleyebilmek için Çin'le yapılmış olan ticarette çok ciddi gümrük vergileri artışları söz konusu oldu. Elektrikli arabalarda %25'ten %100'lere, diğer bazı kalemlerde %25'ten %50'lere, Amerika'daki seçimleri de bir kenarda, kafanın bir kenarında tutmakta fayda var. O yüzden Kasım ayına gelmeden önce türbülansların olduğu bir piyasa koşulu gayet makul gözüküyor diye düşünüyorum ben. Ya zaten bizim Hamas açıklamasının ardından esasında enteresan bir şekilde çok söylenmese de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya yapacağı gezi Mayıs'ta deniyordu. O ortadan kalktı. Hani kimse çıkıp bu işte Katar'da yapılan görüşmeden kaynaklandı, şunda oldu, bunda oldu demedi ama öyle bir şey oldu. Kimse bir kötü görüntü vermek istemiyor. O yüzden dış siyaseti çok yakından takip etmek lazım. Ben bir son soru daha sorayım. O arada sevgili Balı, Fırat Ekin ve Ahmet Akarlı ile yayınımıza 19 demiştik Türkiye saatiyle bugün kayıt için. Onlar da buraya gelsin, bir oyuncu değişikliği yapalım. Kadromuzun ne kadar geniş ve şey olduğu, zengin olduğu da ortaya çıksın istiyorum. Sorum şu. Enflasyonda mevsimsellikten arındırılmış aylık rakamlara baktığımızda bile riskler var dedin. Enflasyon ortaya çıktığında esas durumu anlayacağız dedin. Ben de swap hatlarının ne kadar hızlı açıldığına bağlı olarak Türkiye'de faiz indirimi gelecek mi gelmeyecek mi korkusuna bağlı karar vermeyi düşünenlerdenim. Yani siz swap hatlarının ne kadar hızlı açılmasını gerektiğini düşünürsünüz? Açılması gerektiğini düşünür müsünüz? Ya da nasıl açılacak konusunda bir fikriniz var mı? Bu ikinize de bu soruyu sorayım. Orada Ahmet'le Balı'yı da alalım. Sizle bir size teşekkür ettikten sonra onlarla devam edelim istiyorum yayına. Buyur Murat'cığım, ardından Ömer'cığım. Ya swap'ların mutlaka açılması gerekiyor. Çünkü bu piyasanın bu şekilde kontrol edilmesi ve bunun böyle sonsuza kadar gitmesi ya da şöyle bir oyun planının olması. Ya bir gün istediğimiz noktaya geleceğiz, işte orada açacağız. İstediğimiz noktadan uzaklaşırsak yine kapatırız. Bugün yeniden açarız. Dolayısıyla hayat böyle dönmüyor.
Ancak bu noktaya çok uzağız. Uzak olmamızın bir tane ölçü birimi var. Merkez Bankası bilançosu, yuvarlak söylüyorum, biraz küsuratı var ama kabaca 30 milyar dolar eksi de 70 milyar dolar da kur korumamız var. Demek ki Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu eksi 100 milyar dolardır. Aslında siz aynı pozisyonu normal bir bankada alsanız bilançoda bunu rahatlıkla görürsünüz. Yani bankanın bilançosu eksi 100 milyar dolardır. Tabii Merkez Bankası'nın muhasebe tekniği nedeniyle bu böyle yansımıyor. Ona bir şey demiyorum ama Merkez Bankası'nın açığı 100 milyar dolar. Bu 100 milyar doları koyacağız. Sonra bir miktar daha artıya geçeceğiz. Sonra swap'ı açacağız. Sonra işler iyi giderse falan. Bence buralara çok uzağız. Ama swap açılmalı mı? Kesinlikle açılmalı. Anladım. Ömer'cim sen ne dersin? Ya, piyasada dislocation var. Yani bir tarafta haftalık 35'lerle 37'lerle geçen faizle Londra piyasası var. Türkiye'de 50'nin altına düşürmemeye çalışıyoruz. 52'lere 53'lere yapıştırmaya çalışıyoruz ki mevduat faizleri düşmesin. Şimdi eğer bu iki piyasayı bir anda açarsanız Birleşik Kaplar misali bir noktada buluşacaklar. Zaten siyaseten yukarıdan faizi indir konusu gözler ışıldanarak zaten bekleniyor. Eğer arkada böyle bir faiz indirimi konusunda istekli bir siyasi figür olduktan sonra eğer bu swaplar açılır da faiz de aşağıya gelirse o zaman bir anda tam reverse bir şey yaşayabiliriz. Tekrardan dövize dönenler swaptan nemalanmak için o gün gelip ertesi günü stop loss'unu alıp çıkmaya çalışanlar bir anda overshoot edebiliriz. O yüzden faiz seviyesine çok bağlı. Yine enflasyonist gelişmelere çok bağlı. Merkez Bankası'nın çok sağlam durması için bunun yavaş yavaş açılıyor olması lazım. Yavaş yavaş da kısa vadeden değil, uzun vadeli açılıyor olması lazım ki yiğitleri görelim. Bakalım geliyorlar mı hakikaten?